Evet değerli yelkenseverler, hoş geldiniz bu haftaki yayınımıza. İkinci canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz sizlerle. Hafta boyunca altyapımızı geliştirmek için çok hazırlık yaptık ve şu an inanın çok profesyonel bir altyapıyla teknik olarak dijital yayın platformunda sizlerle beraberiz. Türkiye'de ilk, belki de dünyada sayılı YouTube, Instagram ve Facebook'tan şu an aynı anda canlı yayın yapıyoruz. Bu haftaki konuğumuz İstanbul'da yelken yarışları. Türkiye geneline de bakacağız. Biraz yurt dışından da bahsedeceğiz. Trofeler, lig nasıl oluyor? Sevgili ekip arkadaşım yine Burak'la birlikte bunları değerlendirmeye çalışacağız. Burak hoş geldin. Herkese merhaba. Gökhan abi dediği gibi valla bir ilki yapıyoruz. Çok araştırdık. İnternette kimse yok böyle hem YouTube hem Instagram hem Facebook'tan yayın yapan. Biliyorsunuz benim işlerim de biraz bu bazda aslında çekimler falan. Sağ olsun Fatih sayesinde böyle bir ilk yapıyoruz. Bilmiyorum genelde internette yorumlar hep yapmayın kısıtasında ama bakalım Evet. ne olacak göreceğiz. Evet, yönetmenimiz Fatih hafta boyunca çalıştı bizler için. Sizlere bu yayını aktarmamızda onun çok büyük katkıları var. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine. Burak'cığım, yani ben etrafımızdan da geliyor sorular. Yelken'e başlamak istiyorum. Nasıl başlayacağım? Bunu biraz geçen hafta konuştuk. Burada da ne demiştik hatırlarsak temelde iki tane ayrım var. Yani bir gezi yelkenciliği yapılacak. Amatör denizcilik belgesi alınıp ya tekne alınacak, tekne kiralanacak güneyde. Böyle bir format var. Bir de bu haftaki konumuz biraz daha detaylı bir şekilde paylaşmak istediğimiz aslında. Yani ben eğitimlerimi almak istiyorum. Eğitim sonrasında da sadece eğitimde kalmayıp yarışmak istiyorum. İstanbul'un bu güzel coğrafyasının tadını çıkartmak istiyorum şeklinde. Bize biliyorsun geri bildirimler oluyor. Bununla ilgili biraz konuşacağız bu hafta. Sen de uzun yıllardır birlikte yarışıyoruz İstanbul'da da yine çeşitli coğrafyalarda da. Nasıl başlamalıyız? Ne diyorsun? Ben yarışmak istiyorum dediğimizde hem eğitim anlamında hem sonrası anlamında ne dersin? İşte geçen hafta da konuştuk aslında benzer. Tabii İstanbul'da her şey yarış üzerine dönüyor. Biz de biraz aslında bizim de belki de uzmanlığımız ta yarış kısmında olduğu için biz de belki Evet. o tarafa daha hakimiz. Ama tabii yani yelken sonuçta hem gezebilirsiniz hem yarışabilirsiniz hem performans gösterirsiniz. Her ikisini birden yapabilirsiniz isterseniz. Özellikle İstanbul bu Evet. ikisinden aslında çok uygun. Gezmek istiyorsanız da çok rahat isterseniz tekneyle Boğaz'a doğru gidebilirsiniz. Veya adalara doğru gidebilirsiniz. İstediğiniz yerde adaların arkasında denize girebilirsiniz. Evet. Yani tabii İstanbul bir nimet bence o yüzden denizi kullanabilmek. Ama tabii dediğim gibi biz bugün de biraz daha yarış üzerine konuşalım dedik. Evet. İstanbul'da da tabii yarışlar işte geçen hafta da konuştuğumuz gibi genelde herkes bir yat ekibi arıyor kendine. Ama tabii yetişmiş adam arıyor. İşte onun için de ne yapmak lazım? Önce bir bu işin kurslarına gidip eğitimlerini alıp ondan sonra da bir tekneye uygun bir ekip bulup orada yarışa da devam etmek lazım. Veya bu gittiğiniz kurslar da yarış hizmeti veriyor. Onlarla devam etmek lazım. Peki Evet, yarış söyleyin abi. uzun zamandır aslında Türkiye'de de bu yapılıyor. Yani şimdi Fatih de ekrana yansıttı. 1900'lerden beri olimpiyatlarda zaten sürekli koşulan bir spor. Artı bu performans sporu Türkiye'de de yine benzer yıllardan itibaren yapılıyor. Yılda da yaklaşık, bugün de biraz bahsedeceğiz, 100'e yakın aslında İstanbul'da yarış var. Yani yarışmak istiyorum, ben yelken yapmak istiyorum diyenin açıkta kalmaması lazım. Yaklaşık 5.000 tane lisanslı sporcu da hafta sonları, hani bunun 1.000 tanesi İstanbul'da suda oluyor diyebiliriz herhalde, değil mi? Zaten sizin de dediğiniz gibi işte yani şöyle bir şey var aslında. Yelken enteresan şekilde 1900 ilk olimpiyatlardan beri Evet. olimpiyatları dahil yani işin performans kısmında bir de daha işin enteresan bir kısmı var. Aslında dünya üzerindeki ilk kupa, ilk şampiyonu dedi aslında ilk kupa diye geçiyor. Americans Cup aslında. Daha Evet. 1800'lerden beri yapılıyor. Baktığınız zaman aslında enteresan. Yani yelken atışına böyle bir şey başlamış olması. Ya biz hep işte dünyada daha futbol popüler, diğer sporlar popüler. Yelken belki bizim ülkemizde çok popüler bir spor değil.
Ama dünyanın diğer ülkelerinde işte İngiltere gibi, Avusturya gibi, Yeni Zelanda gibi ülkelerde, Amerika gibi, Almanya gibi, Fransa gibi ülkelerde çok popüler sporlardan. Yani de... şeyi hatırlarsak Alingi bir İsviçre takımı, hiç denizi yok. Hani bu saydıklarının birçoğu ada ülkesi, birçoğunun bizler gibi denize erişimi kolay. Ama geçen senelerde dünya şampiyonu olduğunu da hatırlayalım bir kez daha. İsviçre Alingi takımı. Ve hatırlarsan şöyle bir şey de vardı bununla ilgili. Şimdi bir anekdot geldi aklıma. Her sene kazananın evinde yapılıyor aslında bu organizasyonlar. America's Cup organizasyonları. Değil mi? Oralarda... Kuralları koyuyor. Aslında şey, evet. Şu kazanan kuralı koyar şey mantığıyla işte America's Cup. Evet. Tamamen her şeyi o karar veriyor. Kim kazanırsa yarış nerede yapılacak? Tekne hangi tekne olacak? Ekip sayısı ne olacak? Kıstaslar ne olacak? Kurallar ne olacak? Diğerleri sadece ona imza atıyorlar. O yüzden enteresan bir yapıya sahip tabii Amerika'da. Evet, orada da İsviçre'de de deniz olmadığı için hatta Akdeniz'de başka bir ülkede Valencia'ya çekmişler. Valencia'da, yani, İspanya'da yapmak zorunda kaldılar. Bütün sistemleri, tekneleri oraya kurdular. O da değişik bir durum olmuştu. Şimdi İstanbul'da peki neler var? Yani ben eğitimimi aldım. Temel, ileri ve yarışçılık eğitimlerini aldım. Çünkü burada hatırlarsak yarışçılık eğitimleri bir parça daha farklı eğitimler. Yani strateji gerektiriyor, taktik gerektiriyor, kural bilgisi gerektiriyor. Belli bir ekip oyununun tekne üzerinde dağılımı, ana yelkencisin, flokçusun, piyanocusun, balonu kullanacaksın, dümende duracaksın gibi. Aslında gerçek hayatta da şirketlerde de, yani kurumsal hayatta da karşılaştığımız bir organizasyonel dağıtım ve beceri gerektiriyor. Bu işin bir parçası. Şimdi biz bu eğitimleri tamamladıktan sonra neler var? Yani benim önümdeki seçenekler nedir? Nasıl bir yarış organizasyonu oluyor özellikle İstanbul'da? Ya tabii ilk önce şeyden belki bahsetmek lazım. Yani yarış, yelken yarışından kastımız ne? Aslında ne oluyor? Şimdi evet, yelken yarışları kendi içinde aslında ikiye ayrılıyor genel olarak. Offshore yarışlar ve inshore yarışlar olmak üzere. Yani açık deniz yarışları ve iç deniz yarışları gibi çevirebiliriz Türkçe'ye. Offshore yarışlardan kastımız işte Volvo Ocean Race gibi işte bütün dünyayı turladığınız, genelde işte karadan 800 milden daha kısa olmayacak şekilde olan yarışlar. Evet. 9 ay sürüyor Volvo Ocean Race. Yine yapacaklar mı şu an çok net değil ama bütün dünyayı neredeyse dolaşıyorlar diyebiliriz. 9 ay süren yarışçıların ağırlık olmasın diye diş fırçasının sapını bile kestiği böyle bir performans yarışından bahsediyoruz aslında. Evet, şey Fatih, iki önceki slayda gelirsen orada şey var, Volvo Ocean Race'in rotası var. Tabii Gökhan abi dediği gibi çok uzun sürüyor. Uzun süren bir yarış. O yüzden oradaki her işte rotayı görüyorsunuz. Gerçekten çok uzun. Bu arada sadece bu offshore yarış değil, bir sürü offshore yarış var. Bu sene biliyorsunuz Yunanlıların, yani takip edenler, yelken camiasını tekrar biliyor. Yunanlıların organize ettiği bir yarış var. 6 veya 7 Türk ekip de gidecek. Agency 600 mi? Öyle bir ismi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Akdeniz'de daha ufak çaplı offshore yarışlar da var. Evet. Şey değil, bizde de ülkemizde de offshore'a en yakın olan yarış aslında aşağı yarışı dediğimiz Deniz Kuvvetleri Kupası aslında var. Hem Deniz Kuvvetleri Kupası ile Doğu Ege Yelken Haftası'nın birleşimi olan, biz ona toplamda işte Güney Yarış veya aşağı yarış diyoruz. Evet, onun rotası da nasıldı Burak, onu da hatırlayalım. O da tabii değişiyor her sene. Daha açık denize yaklaştırmak istiyorlar aslında. Biraz tabii daha ufak kalıyor ona göre halen. Ama genelde İstanbul'dan start ya direkt Çeşme ya da Bozcaada etabı oluyor. Bozcaada'dan evet. Sonra Çeşme etabı oluyor. Ya dediğim gibi direkt gidiliyor Çeşme'ye. Sonra da Turgut Reis veya işte Bodrum taraflarında bir yere gidiyor. O senelerle ondan sonra orada bir hafta içerisinde içeride işte inshore dediğimiz Şamandıra yarışları Bodrum'da Şamandıra yarışları devam ediyor. Yani o offshore dediğimiz Çeşme Bodrum etabından sonra Çakabey etabı diye geçiyor. Ondan sonra da Bodrum'un içerisindeki Koyiçi ve Şamandıra yarışlarıyla o aslında Deniz Kuvvetleri haftası tamamlanmış oluyor. Aynen. Şimdi bakalım inşallah şey de var. Mavi Vatan diye bir yarış da planlanıyor biliyorsunuz. Evet. O da İstanbul aslında şey, hatta Karadeniz'den başlayacak.
dört denizi birden kapsayacak şekilde yapılmak isteniyor. Boğaz'ın, İstanbul Boğazı'nın kuzeyinden başlanıp start edilip ta Kıbrıs'a kadar, hatta Kıbrıs'ı dön gel gibi denen veya Kıbrıs'ı dön Mersin'de finish ver gibilerinden veya Kıbrıs'ın işte Girne'nin tarafına bir tane şamandıra atıp onu dön oradan finish ver gibi bir uzun yarış da planlanıyor. Tabii şey, yani biz offshore kısmında ne yazık ki çok hakim bir ülke değiliz. Evet. Bizde sadece birkaç kişi var bu işi yapan. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha artar. Ama bana sorarsanız ben offshore'cuyum. Hayır değilim. Hiç sevmiyorum hatta offshore yarışları. Sıkılıyorum ben. Zor. Bizim ama hep imtina yani ettiğimiz yarışmaktan aslında hani böyle bir ne diyelim, çok tercih etmediğimiz yarışlar diyeceğim ama zor, gerçekten zor yarışlar. Biz burada kıyıda biraz inshore dediğimiz hani bu taraflarda yarışmaya alıştığımız için bir aynı günün akşamında tekrar sıcak yatağımıza dönme ihtiyacı oluyor. Buralarda tabii maalesef böyle durumlar söz konusu değil. Burada en azından 2-3 gün hani Çeşme dersek böyle bir yarış, geceli gündüzlü koşulan bir yarış var. Onun dışında tabii Trilye yarışı var, meşhur. Dönüp Trilye'ye gidip tekrar aynı yere geldiğiniz, o da farklı bir yarış. Dönüşü Poryoz'a denk geldiği için onun da çok maceralı oluyor. Biraz yelkenciler arada konforu arıyorlar açıkçası. Tamamen hepsi de performans odaklı, ekstrem yelkencilik odaklı gitmiyor. Şu anda da yönetmenimiz Fatih ekrana yansıtıyor görüntüleri. Hani bu tarz bir yarış yapmayı çoğumuz aslında tercih etmiyoruz belki. Oralarda da benim hatırladığım kadarıyla yani 1-1,5 ay mesela Volvo Ocean Race'te kuzeyde buz çölü dedikleri yerleri geçiyorlar. Yani siz bir ay boyunca sadece buz görüyorsunuz. Onların arasından geçmeye çalışıyorlar. Çok da bir zorlayıcı yarışlar. Tamamen profesyonel bu iş için yıllar boyunca hazırlanmış ekipler burada performans gösteriyorlar. Bizim tarafta nasıl peki Burak? Biraz daha hani kıyı tarafında inshore dediğimiz yarışlara bakacak olursak. Ya tabii bu aslında şey işte dediğim gibi yani biraz ya bana göre değil, bu tamamen karakterle alakalı bir şey bu arada. Evet. Yani offshore yarışları inshore. Çünkü işin psikolojik yanı da var. Ya yani sizin karakterinizle alakalı o tip bir şey yapmak istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Yani iyi kötü diye bir ayrım yok bu işte. Bunlar tamamen farklı yapıda yarışlar. Yani herkes kendine göre olan şeyi seçebilir burada. Bir de işte bizde daha çok inshore yarışlar oluyor İstanbul'da. Yani her il içinde kalıyorsunuz zaten, bunlar zaten hepsi inshore, yani iç deniz yarışları oluyor. İnshore yarışlar da kendi içinde aslında 2-3'e ayrılıyor. Hatta 4'e ayrılıyor belki diyebiliriz. Evet. Şeyde ya şamandıra yarışları oluyor bunlar, ya da işte daha kısa dediğimiz coğrafi yarışlar oluyor. Yani işte Sivri Adayı dön gel, işte diğer adaları dön gel, işte veya Tuzla'ya git gel veya Gölce'ye git gel gibi yarışlar oluyor. Daha kıyıya yakın ama yine uzun mesafeli yarışlar oluyor. Evet. Bunlara da biz aslında coğrafi rotalı yarışlar diyoruz. Veya işte standart yelken yarışı zaten aslında Şamandıra'da olur. O en standardı. Bu işin, yelken yarışının en standart hali. Şamandıra dönüp geldiğimiz yarışlar. Bir de match race'ler var bu arada. Yani o yarışlarda şimdi şey gibi oluyor. Tamamen kademe kademe. Yarışlarda Şamandıra yarışları da ikiye ayrılıyor. Fleet race'ler, yani bir filonun yarıştığı yarışlar. Orada bir sınırlama yok. Genelde 90 tekne sınırlaması oluyor. Maksimum. Şey minimum 90 tekne veya başka sınıflarda bazen sınırlama olmuyor, 130-170 tekneye kadar çıkıyor. Beraber start ediyorsunuz, işte bir parkuru şamandıralarla oluşturmuş parkuru dönüp geliyorsunuz. Ya da match race dediğimiz bir sistem var. Match race'de de çok güzel iki tekne yarışıyor. Bu tamamen aslında şey için yapılmış bir, hem izlenmesi kolay olsun, çünkü burada iyice bu parkur karaya yakın atılıyor. Daha kısa atılıyor normal yarışlardan. Bizim bir field race'imiz aslında bir saatte yarım saat arasında değişiyor süreleri. Her evet, sınıfa göre değişiyor bu süre. Genelde rota atılıyor. Evet. Match race'de öyle değil. Match race'de maksimum zaten yarım saat 40 dakika arası olmasını istiyorlar. Ki hem yarışlar kısa ve yakın geçsin. Evet. Hem de zaten sahile yakın atıldığı için izlenebilsin iyi bir şekilde. Gerçi o da match race dünya turu da son 2 senedir 3 senedir değişti. Katamarana alındı. Çok daha hızlı yarışlar oluyor eskiye nazaran. Ama evet, ne yazık ki bizde de match race bir ara yapıldı Türkiye turu. Evet. Ama artık yapılmıyor. İnşallah o da ilerleyen dönemlerde yapılır diye düşünüyorum. Çünkü match race'de hem yarışmak hem de izlemek çok keyifli.
Evet, buradaki farkı da belirtelim. Match race dediğimiz olay iki eş teknenin veya birden fazla teknenin aynı ama teknenin yarışmasından bahsediyoruz. Şimdi bizim İstanbul'daki genelde yat yarışlarında hepsinin aslında bütün teknelerin enine, boyuna, direğine, yelken alanlarına, büyüklüğüne göre bir katsayıları var. Bir rating dediğimiz katsayıları var. Dolayısıyla büyük diyelim hani basit tabir edelim. Büyük bir teknenin, büyük bir yelkenlinin erken finish etmesi, erken yarışı bitirmesi aslında bir anlam ifade etmiyor. O avantajı kadar kat sayısıyla çarpıldığı için zaman puanı belki daha yarım saat sonra geriden gelen küçük bir tekne aynı finişi verdiğinde belki daha önde bitirmiş oluyor yarışı. Bunlar tabii sınıflara ayrılıyorlar. Onu belki daha sonra paylaşırız. Hani IRC sıralaması var. 0, 1, 2, 3, 4 diye, 5 diye giden. Dolayısıyla hepsinin aslında hani yelkenlilerin büyüklüklerine göre bir sıralama yapılıyor. Bu mantıkla yarışıyorlar. Bütün teknelerin aynı olması bir tek işte match race dediğimiz mantıkla mümkün olabiliyor. Tabii bu ne avantaj sağlıyor? Buran da bahsettiği gibi match race olduğu zaman gerçek performans biraz orada ortaya çıkıyor. Hani biz yelkenciler yarış kaybettiğimiz zaman genelde tekneden, ekipten gibi böyle serzenişler yaparız. Hani artık tekne faktörü ortadan kalkmış oluyor. Yani eğer rakibiniz gerçekten match race'te sizi geçmeyi başarıyorsa demek ki performans odaklı bir durum var. Daha iyi çalışmak, daha iyi antrenman yapmak, ekip uyumunu arttırmak, daha çok o tekneye uyum sağlamak ihtiyacı var. Bunlar biraz daha ortaya çıkıyor. Bu bahsettiğin aslında Burak, büyük yarışlarda hazırlananlar da zaten hep küçük teknelerle ve farklı teknelerde aslında yarışarak kendilerini hazırlıyorlar. Bu deneyimi oluşturuyorlar. Bizim Türkiye'de Fatih de ekrana getiriyor, eksik olmasın. Biraz daha böyle çeşitlilik var diyelim. Belli filolar, sınıflar olmakla birlikte dediğim gibi tek bir match race'ten düzenli bir şekilde yapılan bir yarıştan şu an için çok herhalde söz etmek mümkün değil. Tabii belki de işte yani bir dönem yapıldı, çok da keyifliydi hakikaten o Evet. dönemler. Yani şeyden yani şimdi filo çok tabii çeşitlendi. Bir de eskiye nazaran kurumsal firmalar çok daha fazla bu işin içerisinde. Normal şirket çalışanlarıyla genelde görürsünüz fotoğraflarda bütün tekneler artık neredeyse brandingsiz tekne kalmadı. Biraz daha tabii yarış yapıları o ekiplerin daha rahat edebileceği, daha rahat yarışabileceği, firmaların kendini daha rahat gösterebileceği şekilde biraz daha İstanbul'da şekillendi. İstanbul'da da yarışlara girsek aslında 2-3 slide önce vardı Fatih, bütün yarışları gördüğümüz. Şimdi yarışta da biz işte trofe diyoruz, regatta diyoruz, yarış diyoruz. Bunlar Ne, aslında nedir birbirinden ne bunların farkı var? farkı nedir? Kafalar bazen karışıyor Burak. Yani ne anlamalıyız biz regatta deyince, trofe deyince veya kupa deyince? Aynen. Aslında trofe dediğimiz şey aslında lig. Ligden hiçbir fark yok. Yani ne bütün sene boyunca siz yarışıyorsunuz, puanlar topluyorsunuz her yarıştığınızda. O puanlar Evet. toplamında bir şampiyon belli oluyor. Yani buna biz trofe diyoruz aslında. Sadece işin yelkenci söylemiş Her olduğu gibi. yarıştan aslında puan alıyoruz değil mi? Bir Evet. kazanımımıza veya derecemize göre aldığımız puan o regatta veya trofe boyunca kaç yarışlıksa o 3 mü 5 mi 10 mu artık o nasıl tanımlandıysa organizasyon nasıl yapıldıysa oradan topladığımız puanların yarışların bittikten sonraki sıralamasına göre bakılıyor değil mi? Evet, bizde de tabii bir de farklı bir şey var. Bizde az puan sistemi var. Yani birinci oluyorsanız bir puan alıyorsunuz. İkinci oluyorsanız iki puan alıyorsunuz. Ne Evet. kadar az puan alırsanız da o kadar sizin için iyi oluyor. En az puan alan şampiyon oluyor. Trofeler dediğim gibi bütün yıla yayılıyor. Bütün yıl boyunca yarıştığımız yarışlar. İşte İstanbul Yelken Kulübü'nün trofesi. İşte TAIK Türkiye Açık Deniz Yat Kulübü'nün trofesi. Bunlar tabii bütün sezona yayılan yarışlar. Bütün sezon teker teker giriyorsunuz hafta sonu yarışlara. Ondan sonra toplanınca bir trofe şampiyonu çıkıyor. Şu anda ekranda aslında İstanbul'da ben bir yarışa katılmak istiyorum diyen herhangi birisinin katılabileceği bütün yarışlar
özetlemeye çalıştık şu an. Ekrana yansıttık sizlere. Hangi yarış, kaç gün, detaylarını yine biraz sonra paylaşacağız sizlerle. Boğaz'da mı oluyor, coğrafi yarış mı, Burak'ın da bahsettiği gibi Şamandıra yarışı mı, formatı nedir, katılımcıların içerikleri, hangi sınıflarda yarışılıyor gibi detaylar var. Burada biraz yat sınıflarına biz ağırlık verdik. Onun dışında centerboard dediğim sınıflarda tabii ki Yelken Federasyonu'nun düzenlediği program takviminde yıllık açıkladığı programa göre Türkiye'nin dört bir yanında organizasyonlara devam ediyorlar. İstanbul'da seçenekler nedir Burak? Bunlar biraz bahsedelim. İstanbul Yelken dedin, Tayk dedin, Sportbot dedin. Bau Trofesi var, Bahçeşehir Üniversitesi'nin yaptığı. Cumhurbaşkanlığı Kupası var. Bu sene yani 2020'de gerçekleşen ilk defa. Ve yine aynı şekilde Bosphorus Cup dediğimiz bir organizasyon var, tek yarıştan oluşan. Biraz bunlara istersen bahsedersen, ben yarışmak istiyorum diyenlere fikir vermesi açısından. İşte zaten az önce bahsettiğim gibi İstanbul Yelken Kulübü ve Tayk'ın trofesi en eski trofeler ve prestijli trofeler bunlar. Şu an zaten tarihleri öne geliyor, ekranda görüyoruz. Bir tanesi de bu sene İstanbul Yelken eskisi gibi olduğu gibi bir yarışı da Boğaz yarışı olarak bu sene nitelendirdi. Evet. İnşallah bir pandemiden dolayı problem olmazsa 13-14 Mart'ta başlayacak zaten geleneksel yarışıyla Çanakkale Zaferi. Evet, Çanakkale Zaferi'ni anmak amacıyla her sene İstanbul Yelken Kulübü'nce aynı tarihlerde yapılıyor. Rotası buradan buradan derken Fenerbahçe'den start, Tuzla'ya evet. Harp Okulu'nda finish. Ertesi evet. Günde Harp Okulu'ndan start, İstanbul Yelken önünde yine finish şeklinde. Tabii adalar değişerek Kayırsız Ada falan Balıkçı Adası dönülerek oluyor. Tuzla Deniz Harp Okulu'nda varış dediğin gibi evet. İşte gece orada konaklanıyor. Eskiden tabii Harp Okulu'nda kalıyorduk, şimdi genelde geri dönüyoruz. Yani tekrar evet. Kalıyor, bizler geri geliyoruz. Sonra ertesi sabah tekrar gidip oradan tekrar start edip geliyoruz. Yılın ilk yarışı için keyifli bir yarış oluyor. Genelde de hiç rüzgar olmaz. Çok az rüzgarlı olur. Genelde rüzgarsız geçen bir yarıştır. Ama İstanbul Yelken'in genelde yarıştığı coğrafi rota son dönemde. Sadece bir altın kilit Şamandıra yarışı. O da 2 günlük bir yarış. Toplamda 4 Şamandıra yarışı yaptık geçen sene. Herhalde bu sene de benzer olur diye tahmin ediyorum. Genelde İstanbul Yelken trofisi bu şekilde geçiyor. İşte 10 güne yayılmış durumda. 11 yarış toplamda edecek. 7 organizasyon şeklinde, yani 7 hafta sonu şeklinde. Evet, buradaki her yarıştan bir puan toplayıp trofenin sonunda da lig usulü dediğin gibi sıralama belli oluyor. Tabii burada şeyler var tabii, her yarışın bir katsayısı var. Özellikle Donanma Kupası da çok geleneksel ve önemli bir yarıştır. Normalde eskiden yapılan cumartesi günü hepimiz Gölcü'ye giderdik. Donanma Komutanlığı. Akşam orada güzel evet. Kalmalı, güzel organizasyonlu, yemekli organizasyonu olurdu. Evet. Sonrasında da pazar sabahı da oradan start edip buraya kadar yarışılırdı. Gerçekten keyifli bir yarış oldu. Bütün körfezi geldiğimiz ve burada finish verdiğimiz bir yarış. O da genelde Tuzla'ya kadar rüzgarsız, Tuzla'dan sonra rüzgarlı geçen bir yarış olur. O da çok geleneksel ve onun katsayısı 3'tü eskiden. Şimdi bu son birkaç senedir bu rota değişti. Genelde İstanbul'da yapmaya çalışıyor ama İstanbul Yelken yönetimi her zaman uğraşıyor ki bu klasik rotaya tekrar dönelim diye. İnşallah döner hakikaten. Yelkenciler için önemliydi. Geleneksel bir yarıştı. İnşallah yine aynı şekilde olur. Yani ben de Gölcük'te büyümüş birisi olarak benim için de çok şeydi. Nostaljik ve romantik bir yanı var. Çünkü biz küçükken kulüpte beklerdik. O bütün yatlar gelirdi. Bağlarken yardım ederdik. Sonra ertesi gün finişlerini izledik. Ondan sonra da bizim centerboard yarışlarımız olurdu. Centerboard'dan da kastım hareketli salma sınıfları, yani küçük tekne sınıfları. Aslında sport işte optimist, lazer dediğimiz, pirat dediğimiz, 4-4-70 dediğimiz sınıfları centerboard diyoruz veya hareketli salma sınıflar diyoruz. O yüzden bende önemi farklıdır donanma yarışının. Genelde her yılda katılmaya çalıştığım bir yarış. Evet. Ondan sonra bir de Tayk'ın tabii trofesi var. Tayk'ın trofesi herhalde Türkiye'deki en uzun trofe. Gerçekten çok fazla yarış var. Tayk trofesinde ve önemli olarak işte az önce bahsettiğimiz yayının başında Deniz Kuvvetleri Kupası ve Doğu Geyerken Haftası olmak üzere 2 büyük yarış barındırıyor içinde. Onun dışında son dönemde Karadeniz Kupası'nı da eklediler. O da enteresan bir yarış.
Evet, Karadeniz'de genelde yelken sporu iri dalgalar nedeniyle geçen senelerde de biraz ekipler sorunlar yaşadılar. Çok tercih edilmiyor ama biraz daha orayı toplamak, Sinop, Samsun, o taraf Zonguldak, Ereğli, o taraftaki yelken kulüplerini de biraz heyecanı ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla bu organizasyon yapıldı. İyi de bir organizasyon. Yorucu ama iyi bir organizasyon. Yani eskiden aslında yapılıyormuş yine. Hatta Evet. daha Ereğli'ye kadar galiba yarışlar oluyormuş eskiden. Şimdi eskiden anlatıyor. Ben girmedim o yarışları, bilmiyorum. Eskiden o kadar uzun rotalı aslında Karadeniz yarışları oluyormuş. Sonradan işte filoyu korumak için, işte insanları korumak için azaltmışlar ama yani Karadeniz hakikaten ben geçen sene de ondan önceki sene yarıştım Karadeniz kupasında. Hakikaten çok dalgalıydı. Bir de biz ayar sıfırdaydık. Ayar sıfıra dön gel yaptılar. Yani Şile dön, sonra yine Boyrazköy'de finish ver şeklindeydi. Aslında 20 mil Şile. Yani 20 mil git, 20 mil dön şeklindeydi ama dalga ile beraber tabii biz ekipte 10 kişilik ekipte 3 kişi ayakta kaldık sadece. Genelde çoğu ekipte o şekilde yarışmış. Tahmin ediyorum. Çok alışkın değiliz biz Türk yelkenci olarak tabii dalgalara ama tabii alışmak lazım. Ya bir de keyifli. Yani farklı bir deniz görüyorsunuz, farklı bir yer görüyorsunuz. Tabii Şile'de şimdi normaldeki rotası zaten şeydi aslında Boğaz'dan start, Şile'de finish şeklindeydi. Sonra ertesi gün tekrar Şile'den start Boğaz'da finish şeklindeydi. Ama tabii ayar sıfır tekneleri büyük olduğu için Şile limanına giriş yapamadılar. O yüzden döngel haline döndü ayar sıfır için. O Evet. da tabii biraz ayar sıfır ekiplerini zorladı. Ama keyifliydi. Sonuna kadar hatta mücadeleye geçen bir yarış olmuştu. Güzel yani farklı bir heyecan arayan insanlar için güzel bir yarış oldu. Evet. Sizin az önce bahsettiğiniz Trilya yarışı var. Aslında Olimpos Regatta olarak geçen. Evet. Bir gün Cuma günü genelde buradan start edip Trilya'ya gittiğimiz. Yani buradan derken ben Fenerbahçe'yi kastediyorum bu arada. Fenerbahçe'den Fenerbahçe'den start edip Trilya'da finish. Ertesi gün orada cumartesi günü orada bir şamandıra, iki tane şamandıra yarışı yapıp pazar günü de oradan start edip tekrar Fenerbahçe'de finish şeklinde olan bir. O da çok keyifli oluyor tabii. Tabii bu tip kalmalı yarışlar ekibinle birbirisi arasındaki ilişkiyi çok arttıran yarışlar. Şimdi deplasman yarışları aslında biz küçük tekneler diyoruz. O tip şeyde tabii ekip normalde belki birbirini hafta boyunca görmüyor veya iş yerinde çalışan insanlar tabii iş bazında görüyorlar birbirlerini ama diğer türlü beraber aynı odada kalıyorlar, beraber yemek yiyorsun. Yani yaklaşık 72 saat falan beraber geçiriyorsun. Tabii o ekip ilişkisini de tabii belli bir yere getiriyor. O yüzden onlar da keyifli yarışlar. Tabii Deniz Kuvvetleri Kupası ve Doğu Ege Erken Haftası yarışta tabii bu çok uzun oluyor bu süre. Yaklaşık 11-12 gün beraber kalıyorsunuz aynı şekilde. Bir de Taik yarışlarından önemli olan Marmara Adası yarışı var. Bence Türkiye'nin en zor yarışı. Marmara Adası. Marmara Evet Adası ya, yarışı. benim de yani çok anılarım var o ya, işte öyle söyleyeyim. Yani her sene girip herhalde bütün herkes katılacaktır. Her sene girip ben bir daha bu yarışa girmiyorum diyenler için Tamam. Standart. En son girdiğimden sonra bir daha şey yapacağım diyeceğim. Geçen sefer girdiğimde 10 senedir girmiyordum. İşte Evet. şeyde geçen sene nasıl girdikten sonra şey dedim yani neden 10 senedir girmediğimi valla hatırladım tekrar dedim. Herhalde bir 10 sene daha girmem herhalde. Çünkü 20 nat civarında bir şey. Yani Marmara'nın problemi şu. Dalgalar her taraftan geliyor. Çünkü Marmara Denizi yani çok trafiğin yoğun olduğu bir yer ve kapalı bir deniz olduğu için yani her taraftan dalga geliyorsunuz. Gece şey oluyor. Tamamen bir çamaşır makinesinde gibi hissediyorsunuz. Ve ekipte bir kişi zaten kötü olursa zaten bütün ekip dağılıyor. Evet. Bir de o yüzden zor bir yarış. Yani Marmara Adası buradan 80 mil yanlış hatırlamıyorum veya 40 mil mi? Toplam git gel 80 mil mi oluyordu? Evet. Toplam git gel 80 mil oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Pardon 80 160 oluyor. Ya 80. bilmiyorum hatırlamıyorum. Bilen varsa Evet. yazsın bana şeyden hatırlayan. Evet. O yüzden şöyle oluyor. Gündüz buradan start ediyorsunuz. Tam hava kararırken genelde veya hava kararmadan önce Marmara Adası'nın kuzey tarafında bir tane ufak bir kayalık var. Orayı dönüp oradan tekrar İstanbul'da tekrar finish vermeye geliyorsunuz. Tabii o bütün geceyi kafadan rüzgar yiyerek Rüzgar kuzeyli geldiği için Poyraz rüzgarı İstanbul'da hakim rüzgar olduğu için haliyle bir tuhaf bir durum oluyor orada gerçekten. Tam böyle yarış, hani geldik vardık derken Şamandıra'ya dönüp hadi bakalım tekrar yarış yeniden başlıyor. Vardığınız bir yer de yok.
gitti. Sanki böyle aşağı yarışından hani alışmışız oraya geçip işte Bozcaada'ya gideceğiz. Bozcaada'da da rota öyleyse orada bağlanacağız veya aşağı Çeşme'ye ineceğiz gibi bir his geliyor ama yarışıp ertesi gün tekrar aynı yere marinada bağlanınca biraz hayal kırıklığı olmuyor değil. Valla genelde işte 24 saate yakın sürüyor, o yüzden sıkıcı demeyeyim de yorucu bir yarış oluyor. Yorucu bir yarış, evet. Bir sorumuz var Burak. Aynen. Yönetmenimiz Fatih sağ olsun ekrana yansıttı. Instagram'da Uyalp Koçak yazmış. Sandbox evet. Yarışı yapılmazken yat yarışları nasıl yapılabiliyor? Aslında şu anda yapılan bir yat yarışı yok. Centerboard yarışları da aslında koymuştu. Mart ayına Türkiye şampiyonları koymuştu. Federasyon evet. Erteleme kararı aldı. Yat yarışları da Mart'ta başlayacak gibi gözüküyor ama şöyle pandemi eğer bu sokağa çıkma yasakları izin verilmezse onlar da başlamayacak. Onlar da ileri bir tarihe. Yani yatta tabii programda yer yok, o yüzden ileri de atılamıyor. Yapılamayan yarışlar yapılamıyor. Şeklinde evet. Gidiyor. Geçen sene de şöyle oldu. Geçen sene centerboard yarışları tabii daha çok gençler yapıyor. Yetişkin. Centerboard dediğimiz hani bilmeyenler için söyleyelim. Daha küçük sınıflar, yetişkin öncesi tek kişilik, optimist, lazer, 4.20, 4.70, pirat gibi sınıflardan bahsediyoruz aslında. Aynen. Geçen sene de çok bu konuda konuşuldu. Yatçılar yarışları yapmak istediler. Çünkü yetişkin oldukları için dediler ki biz kendi sorumluluğumuzu alırız. Ama evet. Küçük teknelerde federasyonun da bunda çok büyük sorumluluğu var. O yüzden federasyon açıkçası o riski almak istemedi ve şöyle bir şey var. Yatlarda hepimiz yatlardayız. Onlu onlu gruplar halindeyiz teknelerde maksimum. Çok yakın oturuyorsunuz. Bir de yani hep beraber orada ortam paylaşmak imkanı mecburen öyle bir zaruriyet oluyor. Ama centerboard değil, centerboard'da karada yüzlerce kişi beraber oluyorsunuz. Yani bir federasyon kupası, bir Türkiye şampiyonası dediğinizde 300-350 kişilik bir kafile oluyor aslında orada. Minimum evet. Bu arada tabii bu yarışı kafilesi. Hakemleri falan kadarsanız bu 100 kişi daha ekleniyor. Onların karadaki o ilişkisi de bizden daha yakın olacağı için o açıkçası o topa girmek istemiyor federasyon. Sonradan da sadece ufak alandaki yarışlara izin verdi. Ama bu sene normalde federasyon Mart ayıyla beraber yarışları başlatmak istiyordu. Evet. Ama şimdi bu pandeminin son durumunda ileriye attılar o tarihleri. Yani yat yarışları içinde belli bir şey yok. Sadece tarihler açıklandı. Eğer dediğim gibi pandemi yani bu sokağa çıkma yasakları iptal olmazsa büyük ihtimal ileri bir tarihe atılacaktır diye tahmin ediyorum yat yarışları da. Yani o yüzden daha ikisinin beraber gittiği bir durum yok. Ama yatlarda dediğim gibi yetişkinlerin kendi karar alma ve tekne sahiplerinin sorumluluk alma gibi bir durum olduğu için tabii yat yarışları daha kolay açılabiliyor. Evet. Ve burada de oldu biraz. Milli takıma gidecek olan sporcular için evet. Ve kulüp sporcuları lisanslı yarışacak bizlere yurt dışı temsil edeceklere öncelik verilmek üzere valilikten kulüpler özel izin de aldılar. Daha çok antrenman yapıldı diyebiliriz centerboard özelinde. Evet. Yine de bakalım şartlar ne gösterecek? Yelken Federasyonu izin verecek mi yarışların yapılmasına? Yoksa iptal mi edecek? Programda dediğin gibi yer olmadığı için erteleme imkanı da olmuyor. Yoğun bir program var. Burada tabii başka kısıtlar da var. Yani şimdi denizde yer çok tabii ama organizasyon, hakem organizasyonu, onların limitli olması, bot vesaire. Hani altyapısal burada belki daha gelişim alanlarımız da var. Onu da başka bir zaman yine paylaşıyor oluruz. Bu arada tabii şu anda mesela centerboardlar denize çıkabiliyor. Sonları onların lisans sporcuların izni var. Evet. Lisans sporcular denize çıkabiliyorlar. O yüzden onu engelleyen bir durum yok şu anda. Evet. Peki diğer yarışma alternatifleri nedir Burak? Yani ben mutlaka bir TAIK dediğimiz Türkiye Açık Deniz Yat Kulübü'nün trofesine katılmak ve onu mu takip etmek durumundayım? Hayır. Daha böyle biraz da keyif alayım bu işten. Eşimi, arkadaşımı, dostumu alıp arada takılayım ama bir şeyi de takip etmiş olayım. Hani öyle boşa da gidip gelmeyeyim dediğimize seçenekler ne olabilir? Vallahi abi pek yarış kısmında aslında kimse değil. Belki öyle başlıyor. Ya ben bir tekne alayım, arkadaşlarımla beraber yarışırım, ederim falan gibi başlıyor. Belki evet. Ondan sonra yarış kısmında olunca herkesin vampir dişleri çıkıyor. Eyvah. Genelde o işler ondan sonra hadi herkes niye yapamıyorsun, niye çekemiyorsun, al bunu falan.
Bugün de sevgililer günü. Yani o sevgililer bir yer mi değiştiriyor? Ne oluyor? Dün birisi paylaşmış Instagram'dan teknenin adı The Other Woman. Yani diğer kadın diye bir tekneye isim koymuşlar. Artık bilmiyorum, herhalde eşinden fırça yemiş olabilir. Gerçekten bir şey oluyor orada. Bir hırs durumu oluyor. İşin şakası bir yana. Biraz daha böyle yelken dünyasının, yarış dünyasının içine girdikçe daha aktif yarışma, daha böyle o başarı, tutku, o heyecan, o hırs biraz eğer ego da varsa biraz ön plana çıkabiliyor dediğin gibi. Abi, şeyde de ama şöyle bir şey var. Son dönemde bence yükselen yıldız, şu anda işte fotoğrafları görürüz, Sporbot sınıfı, evet, inanılmaz yükseliyor. Hem yani doğru yönetimle, buradan biraz yalakalık da yapalım, biraz şey de yapalım, pohpohlama da yapalım buradan. Yani hakikaten sınıf, yani böyle bir ufak sınıf yarattığınızda tabii şey, ya ufak değil de bir komite yarattığınızda bir işi yönetmek daha kolay oluyor. Şimdi biz de yıllarca yaşadık Pirat'ta. Hem Gökmen abi hem de ben de yıllarca yönetimde yer aldık Pirat'ın. Evet. Böyle bir amaç için birleşmiş bir komite olduğu zaman işler çok daha hızlı ve çok daha güzel gidiyor aslında. Şu an Fatih ekrana da yansıttı. Yani Sporbot sınıfı iyi gidiyor şu anda. Bakalım biz de bu sene orada yarışıp trofeyi kovalama niyetimiz var. Keyifli. Evet. Sporbot trofesi de işte son birkaç yıldır hem büyüyor hem de bu sene hem on ayağı çıktı. Bayağı da yani ayak sayısı da arttı. Evet. Bütün kulüpler de destek veriyor. Nerede? İstanbul'daki. Hepsinin birer yarışı var minimum. Bazı kulüpler ikişer yarış almış durumda. Bu da çok güzel yani kulüplerin destek gösteriyor olması. Sporbot dediğimiz şey de ne? Aslında onlar da yatlar. Aslında biz daha çok keelbot diyoruz. Yani yatlar da kendi içerisinde birkaç sınıf ayrılıyorlar. Bunlar ne? 2000 kilonun altında, yani 2 tonun altında, 9 metrenin altında tekneleri kabul ediyorlar. Ve geçen sene 50 tekne civarındaydı. Bu sene bence artacaktır da bu rakam. Tabii tekne ufaldıkça, gerçi bazı tekneler, yani bizim teknemiz de öyle mesela, işte 7 kişi alıyor. İşte GP26 gibi teknelerde 6 kişi alıyor, 5 kişi. Yine belli bir ekip toparlamanız gerekiyor. Belki yata göre daha kolay duruyor, işte 10 kişi, 12 kişi toplamaktansa 5-6 kişi toplamak, ama aslında ikisi de çok benzer şeyler. Ama bence bu Sporbot gitgide büyüyecektir. Bir yandan hem ekip, evet, kontrol açısından daha kolay. Hem de bir yandan da tabii maliyetler olarak daha düşük yat yarışlarına göre. Bir de tabii son dünyada da biliyorsunuz Sporbot'a bir dönüş var. J70 gibi, MelGS20 gibi filolar gitgide büyüyorlar. Evet. Bu böyle bir trend oldu. Yani şöyle dünyadaki sen de yakından takip ediyorsun yelkenin gelişimini. Özellikle büyük teknelerde yarışanlar bir süre sonra hem antrenman yapmak hem biraz daha o yelken hissiyatını arttırmak için mutlaka bu tarz bir tekneye, 9 metre ve onun altındaki bir tekneye ekibiyle beraber binip antrenmanlarını burada yapıyor. Burada biraz tabii dengeler açısından rüzgarı iyi hissetmek, yelkeni iyi hissetmek açısından önemli avantajlı bu tekneler. Çünkü büyük teknelerde eğer bir yarış teknesi değilse o hissiyatı, hani yaptığınız trimin teknedeki karşılığını görmek her zaman çok kolay olmuyor. Ama bu tarz tekneler, centerboard dediğimiz sınıfların bir üst sınıfı olan keelboat tekneler, o hissiyatı da size sağlıyor. İyi antrenman yapmanızı, iyi yelkeni kullanmanızı, balonu iyi trim etmenizi, zamanlamayı, ekip organizasyonunu burada hızlıca oturtarak büyük teknelerde aslında bunun biraz daha performansa dönmesini sağlıyor. Tabii bir de şey var abi, yani sizin de ilk başta bahsettiğimiz yatlarda ayar sistemiyle yarışıyoruz. Evet. Ve orada yani şimdi bir Sporbot da evet bir ORC dediğimiz farklı bir rating sistemiyle yarışıyor. Ama daha tekneler birbirine daha yakınlar boyut olarak, kilo olarak şeyde. Yatta abi çok çeşitlilik var. İşte bu biraz da şey de oluyor. Bazen dediğiniz gibi çok önde finish veriyorsunuz. Ama arkadan bir saat sonra finish veren tekne siz geçebiliyor. Yani bu da tabii daha şey, yarışçıları biraz aslında şey, sinir de ediyor aslında bakarsanız. Şeyde Sporbot'ta biraz daha tekneler küçük ve birbirine yakın olduğu için aslında yarışlar daha yakın geçiyor. Yine rating sistemi var, evet, ama evet, daha yakın geçtiği için şeyde bence o yarış hissiyatını da daha fazla arttırıyor.
Yani sonuçta bazen de siz öyle yarım saat önde giderken kendi başınıza gidiyorsunuz. Çok da keyif alamayabiliyorsunuz yarışta. Evet. Ama dip dibeyken iki hamle yaptığınızda falan rakibinizle beraber oynuyorsanız tabii yarış çok daha keyifli geçiyor. O yüzden bence Spobot bu kadar talep aldı ve bu kadar kısa sürede büyüdü. Bence bir daha da büyüyecektir diye tahmin ediyorum. Bir de var burada biraz daha bizim gördüğümüz, hani biz de bu sınıfta yoğun bir şekilde yarışacağız. Düzenli bir yarış, yorulmayan, hani ayda bir veya iki yarış gibi, yetişkinler de daha çok tercih ettiği için genelde biraz daha böyle dengeli bir yarış dağılımı var. Ve tabii ki de hani bu senenin en büyük şanslarından biri Avrupa Şampiyonası. Bizler sevgili Burak seninle yıllarca yurt dışına gittik, yarış kovaladık. Yurt dışında yarışmak için organizasyon, şans, fırsat, renkte derece imkanlarını zorladık. Şimdi böyle bir yarışın da tabii Türkiye'de yapılıyor olması büyük avantaj. Sevgili komiteye Şükrü başta olmak üzere Saruhan'a da ve ekibe de çok teşekkür ederiz. Onlar sayesinde Sporbot Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de 23-29 Ağustos'ta da gerçekleşeceğini bu vesileyle söyleyelim. Biz de heyecanla orada olacağız. Hani yarışmak isteyenler için de iyi bir seçenek, iyi bir alternatif olabilir bu platformda. Tabii bu çok büyük bir şans aslında ülke için. Hem de böyle bir şampiyon olduğumda genelde ülkede o sınıf yükseliyor o sene. Evet. Hem yani o bir iki seneyi çok rahat ülkede daha fazla insan katılması neden oluyor. Gerçekten yurt dışından talep bildiğim kadarıyla bayağı var. İnşallah bu pandemi her şey yolunda gider. Evet. Daha fazla kişi gelir yurt dışından da. İnşallah. Bir de burada seninle de zaman zaman sohbetlerde konuşuyoruz Burak. Yani bir hani futboldan gene örnek vereceğim maalesef ama hani ben belli dereceleri tamamladıktan sonra işte Avrupa kupasına gidebilirim vesaire, dünya şampiyonasına gidebilirim gibi bir durum da yok. Ondan biraz bahseder misin? Orayı biraz açar mısın? Yani gerçekten ben yarışmak istiyorum Avrupa şampiyonasında dediğim zaman belli puanları, belli işte ne diyelim, yarışları kazanmış olmam gerekiyor mu? Hayır. Bir teknem var, bir ekibim var ve direkt Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak istiyorum yurt içinde veya yurt dışında diyebiliyor muyum? Yani genelde yelken de aslında olimpik sınıflar dışında yapılan Avrupa Şampiyonları veya Dünya Şampiyonası aslında açık olarak yapılıyor. Açıktan kastımız evet. Ne? Hakikaten siz bu yetkinliğe sahip olduğunuzu düşünüyorsanız gelin yarışın şeklinde oluyor. Yani evet. Herkese açık oluyor. Sadece olimpik sınıflarda ve bazı sınıflarda kotalar oluyor. İşte dediğim gibi ilk yayının başında söylediğim gibi Şamandıra yarışında bazı teknelerde kota sınırlaması var. Starter sınırlaması var. Organizasyonlar da ona göre karar alabiliyorlar. Yani diyorlar ki normalde centerboard sayısı 90'dır aslında bir Şamandıra yarışında start edebileceklerin. Evet. İşte o sayıyı bazen geçmek istemiyor bazı komiteler, yarış organizasyonları. Diyorlar ki biz bu seneyi 90 tekneyle sınırladık. O zaman da ülkeleri diyorlar ki siz şey yapacaksınız. Belli sayıda tekne gönderebilirsiniz. Evet. Onun da seçimi sana ait. Bazen wild card dediğimiz federasyon sizi öne çıkartabiliyor. Bu ekip yarışmadı bu sene. İşte bunları nerede gördük örneklerini? Mesela bir dönem 470'te vardı. Fin'de yoğun bir şekilde var. Hani Türkiye şampiyonası veya sizin rate edeceği, sizin başarınızı ölçeceği bir yarış Türkiye'de filo olmadığı için maalesef olmuyor ama işte sevgili Alican'ın takip ettiği gibi o yoğun bir şekilde yurt dışında federasyonun da hani izni onayı ile yarışlarına devam ediyor. Federasyon da benim Fin sınıfındaki temsilcim Türkiye'den bu kişidir diyerek aslında onu yarışlara gönderiyor. Evet, zaten şeyde siz de hatırlarsınız bizim de işte Pirat'ta uluslararası komitelerde evet. Toplantılarda zaten orada giriyorsunuz. İşte siz kaç kişi tekne gidersiniz? İşte o ülke kaç tekne gider? İşte biz şu kadar kota istiyoruz, bu kadar kota istiyoruz şeklinde zaten konuşmalarla çözülüyor. Ama bir sene önceden belli oluyor aslında dediğin tabii. Gibi. Yani ama, dinliyorum Burak. Ama bu gibi yat yarışlarında öyle bir sistem yok. Yat yarışlarında tamamen açık. Bu IRC Spobot şampiyonası da, Avrupa şampiyonası da açık. Evet. İsteyen, yani ona kendine güvenen oraya girebiliyor. Yani dediğiniz gibi öyle bir inanılmaz bir süreçten geçmeye gerek yok. Ekibim var, teknem var diyen ve ilgili yarışa katılmak isteyenlere veya başka yarışlar için de bu geçerli. Yine yayın boyunca bahsettiğimiz
Diğer şampiyonalar için de geçerli. Türkiye şampiyonu olabilir, diğer kupalara katılım olabilir. Yani böyle bir sınırlama yat ve spor bot diyelim sınıfları için şu an söz konusu değil. Avrupa şampiyonası da olsa ben gelip buna katılmak istiyorum dediğinizde organizasyon eğer okey verirse ki bir sıkıntı yok şu anda yarışlara katılabiliyorsunuz. Ama dediğin gibi yurt dışında belli limitler varsa da onlar öncelikli oluyor. Yani sadece tabii burada şey hem kendi güvenliğiniz için hem de sonuçta diğer ekiplerin güvenliği için tabii belli bir kapasitenin üzerinde olmak lazım. Ki hem siz orada sıkıntı yaşamayın hem de diğer ekipler sıkıntı yaşamayın. Evet. Yani teknenin kontrolünü %100 elde tutabiliyor olmanız lazım tabii. Evet. Öyle tamam ben geleyim gireyim kafasında olmak hem size zarar verir hem sıkıntı yaşarsınız hem de diğer ekiplere zarar verir. Pirat sınıfında sevgili Murat Suntay ile beraber gitmiştik 75. yıl Schweringen Almanya'da 128 tekne vardı. Tabii o tekneler artık organizasyon ve yarış komitesi öyle bir ayırıyor ki inanın o parkurda kimse birbirini neredeyse görmüyor. Gölün iki tarafına iki ayrı parkur atıp 128 tekneyi çeşitli gruplarda, sınıflarda işte ilk önce kendi arasında çaprazlama vesaire ekip ekip yarıştırıp en sonunda da altın grup, bronz grup, gümüş grup diyerek yine bir organizasyon yaparak onları gruplayarak onları da kendi aralarında yarıştırıp en iyi dereceleri alanları işi kotarıyordu. Bu tarz tabii tekne sayılarına Türkiye'de de ulaşmak dileğiyle diyelim. Tabii şeylerde işte olimpik sınıflarda genelde rakamlar çok yüksek olduğunda işte her sınıf mesela 49er'ın maksimum 35 tekne start etme şeyi var. 49er'da evet. 35 tekne start ediyor maksimum. O da ne oluyor işte mesela 170 kayıt olduğunda gruplara bölüyor. Siz o gruplarda ilk önce bir şey eleme yarışları diyorlar buna. Bunlarda yarışıyorsunuz. Orada aldığınız puanlarla bir sıralamaya girip ondan sonra altın, gümüş, bronz diye ayrılıyorsunuz. Ondan sonra kendi içinizde de yarışıyorsunuz. Tabii altın gruptakiler sadece ilk dereceye giriyor. Orada da 25-25 bölüyor sadece. Evet. Bütün genelde olimpik sınıflarda böyle. Yani lazerde falan daha kalabalık tabii. Orada 40-40 bölüyorlar. Ama genelde işte eğer filo çok genişse bölerek bölme yolu izliyor sınıflar. Evet, Pirat'ta mesela 90'dı starter. Doğru 90'dı evet. Mesela Dragon'da bildiğim kadarıyla yok sınırlama. Dragon'da kaç tekne varsa o kadar start ediyorlar. Bizim buradaki avantajımız o zaman bu Avrupa Şampiyonası'na ve diğer yarışlara hani teknem var, ekibim var, ben hazırım, eğitimimi aldım, ekibimi oluşturdum, stratejimi, taktiğimi ve yelkenleri kurallarını öğrendim. Kendime güveniyorum, iyi dümen tutarım, ekibim de bu performans sporunu hakkıyla yapacak diyen herkes katılabilir. Tabii şu anda da güzel vakit var buna aslında hazırlık yapabilecek. Şeyi görüyoruz zaten. Nimbus ekibini görüyoruz. Şimdiden başladılar. Evet, HBLA'da. HBLA'da grubu. Sağlam ekibi devam ediyor. Genç sağlam ekibi. Antrenman yapıyorlar. O gözümüzden kaçmıyor değil. Evet, kışın da devam ettiler. Üşümelerine rağmen soğukta kendilerini diri ve fit tutuyorlar. Şimdi bunun dışında hakikaten ben günlük yarışmak istiyorum, tek bir yarışa katılmak istiyorum dediğimizde seçenekler nedir? Yine yönetmenimiz Fatih yansıttı. Bosphorus Cup bu seçeneklerden herhalde biri diyebiliriz değil mi? Yani ben 3 gün boyunca keyifli bir organizasyonun parçası olmak istiyorum. Burada biraz sosyal ortamdan da faydalanayım. Bu işin biraz tadını çıkartayım. Bu tarz yarışlarda yine Cumhurbaşkanlığı Kupası da öyle. Sponsorlar da biraz daha fazla ilgi alaka gösteriyorlar. Özellikle Boğaz yarışının tabii etkili olduğunu, yarışçıların bir kısmının da Boğaz'da düzenlendiğini düşünürsek müthiş bir görsel şölen haline geliyor herhalde diyebiliriz. Hem yarışanlar hem izleyenler için. Gerçi sen de çok iyi biliyorsun bazen tüylere bakmaktan, yelkenin tüylerine bakmaktan denizi göremiyoruz, etrafını göremiyoruz. Yarış sonrasında biz yarışçılar fotoğraflardan biraz anlıyoruz. Nerede yarışmışız, neymişiz, o güzelliklerin farkına yarış içinde o performansı gerçekleştirirken çoğu zaman varmak mümkün olmuyor.
biraz yarış sonrasında da kalıyor sanki. Hem ödül törenine hem o seremoniye biraz daha bazen hatırlarsın sen de Moda Deniz Kulübü'nde ekrana yansıtırlardı böyle yarıştan sonra görüntüleri, keza diğer organizasyonlarda da Bosphorus Cup'ta da onları yapıyorlar. Hani biraz kendimiz ya dur ben neymişim diye ekranda aradığımız çok olmuştur. Ya tabii hem Bosphorus Cup hem geçen sene işte yapılan Cumhurbaşkanlığı Kupası aslında Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Yat Kupası diye geçiyor. Evet. Yat yarışları diye geçiyor. Bir de daha önce bir iki sene önce yapılan Visa Cup gibi eskiden yapılan Vakko ve Naviga Cup, Naviga şimdi güneye geçti gerçi. Evet. Yapılan bu tip günlük organizasyonlar özellikle Bosphorus Cup tabii çok artık bir marka oldu. 20 yıldır yapılıyor. Bu sene 20. yılı yani tabii çok güzel bir organizasyon oluyor. Hem kara tarafı hem deniz tarafı çok keyifli. Bir de yurt dışından tabii sağlam yat ekipleri geliyor. Onlar da yarışmak. Bir de tabii dünyanın en iyi fotoğrafçıları gelip burada çekim yapıyorlar. Yani Bosphorus Cup tabii çok bir marka olduğu için bütün dünyada artık bilinirliği olan bir yarış. Öyle olunca da tabii daha işin boyutu da değişiyor. Hem yarış keyfi artıyor. Hem de karadaki organizasyonları hem tabii sponsorların bol olması organizasyonların yapıldığı yerler, Çırağan gibi işte eskiden Reyna gibi yerlerin olması bu işin görselliğini arttırıyor, bilinirliğini arttırıyor. Tabii bu yarışlar yelkene çok büyük katkı sağlıyor aslında bilinirliği için. Bu görselliği tabii bizlere yansıtan Türkiye'de de sevgili Osman Uğur ve Kayan Asırcı da var. Onlara da bir kez daha teşekkür edelim. Çünkü gerçekten bunları görsel hale getirmeden biz kendi aramızda çoğu zaman bunu konuşmuşuzdur. Yani kendi aramızda yarışıp geliyoruz. Bunun kimse farkında değil, bunu gösteremiyoruz diye konuştuğumuz çok olmuştur. Yıllar önce 470 Avrupa Şampiyonası yapılıyordu İstanbul Yelken Kulübü'nde. Ben de o zaman organizasyonda görevliydim. Bir İngiliz takımı geldi, İngiltere milli takımı 470'te. İşte bizim de yaka kartlarımız var, burada yazıyor. Nasıl yardımcı olabiliriz diye bir konuşma geçti. Fotoğrafçınız yok mu dedi organizasyonda. Yani bir fotoğrafçı istiyorlar ve federasyondan bütçe almışlar. Yelken Federasyonu'ndan, İngiltere'den. Yani biz ücreti karşılığı ona hizmet ödeme, evet ödeme yapacağız. Bizi çeksin şampiyonada diyorlar. Ve hakikaten yok yani öyle bir fotoğraf çekecek, botta çıkacak, profesyonel bir şekilde onları memnun edip hani farklı açılardan yelken fotoğrafı çekecek ekip yoktu. Olumsuz yanıt vermek zorunda kaldık. Ama şimdilerde görüyorum yine sevgili Faruk Söker de destek veriyor. Hem drone'dan hem tekneden hem işte karadan her türlü artık bu görseli çok farklı açılardan keyifle yansıtmak mümkün hale geldi. Bir kez daha onlara burada da bu vesileyle teşekkür etmiş olalım. Bu performans sporunu da görsel olarak zengin olan bu sporu da bizlerle paylaştıkları için. Ya tabii bu işi görsel hale getirmediğiniz sürece hiçbir anlam teşkil etmiyor aslında. İşte Osman Uğur gibi, Kayan Isırca gibi, işte Gökçe gibi, Çiğdem Ötever evet, gibi, Emre Tazıgül gibi isimler. Evet, bu işin evet. Aslında hem bizim için belki hem anısını hem güzel bir poster haline getiriyor ama aynı zamanda bu işin tabii tanıtımı için çok büyük bir önem teşkil ediyor. Biraz daha işte tabii Bosphorus Cup'ın belki de bu kadar marka olmasının nedeni bu tip şeyleri dikkat ederek tabii devam ediyor olması. Bir de tabii aslında şeyi unutmamak lazım. Bir de BAU'nun oluşturduğu Spring Trophy var. Evet, aslında bir boğaz yarışıyla başlayıp Başşehir Üniversitesi'nin daha sonra işin bir kulübe dönüşüp sonra bir yarış organizasyonuna dönmüş olması uluslararası bir kulübe dönüşüp. Yaptıkları bir trofe de var. Bu da gerçekten yılın yine bence Bosphorus Cup'la beraber BAU'nun trofesi böyle iple çekilen yarışlar oluyor. Hem kara organizasyonu yelken, hem de denizdeki organizasyonuyla bence en önemli yarışlar oluyor bunlar. En keyifleri. Hatta bu sene bile Başşehir Üniversitesi'ne teşekkür ederiz. Şeyde kara organizasyonları yasak olmasına rağmen bizi sağ olsun denizde karşılayarak güzel kumanyalarını verdiler. Evet. Ya o da ciddi bir organizasyon ve sonuçta bu öğrenci bir grubu olduğu için bu iş tamamen gönüllülük vasıtasıyla yapıyorlar. O yüzden gerçekten büyük emek veriyorlar. Ellerine sağlık. İnşallah gitgide de bu iş büyüyerek devam eder. Bu sene 4 ayakları var.
Yine bir tanesi Boğaz'da. Yine eminim inşallah bu pandemi de izin verirse güzel yarışlar olacaktır. Bu da şimdi özellikle sen konudan bahsetmişken sevgili Cora, Boğaz aslında doğal bir tribün. Yelken sporunu seyretmek için her noktadan yol boyunca, Boğaz boyunca seyretmek için hani dünyada eşi benzeri olmayan doğal bir tribün. Bu kadar ilginin olması, tabii bu kadar alakanın olması, kurumsal sponsorların bu işin içine girmesi, bu görselliğin çıkması, bunlar yıl boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor, bunlar sene sonunda takvim oluyor, bunlar çalışan deneyimi, müşteri deneyimi olarak kurumsal firmalara sürdürülebilirlik olarak geri dönüyor. Yani şurada çekilen bir fotoğrafın kullanılmadığı yer neredeyse yok. Kurumsal firmalar nasıl bakıyorlar bu işe? Sen de yıllardır eğitim veriyorsun, o ekipleri yarıştırıyorsun. Ya tabii şöyle, Boğaz inanılmaz bir hükümet. Ya Boğaz'da zaten yelken yapmak dünyada kaç yerde yapabilirsiniz ya böyle benzer? Evet. Belki San Francisco vardır benzer bir yapı. Yani gittiğimiz yerleri Avrupa'daki düşünürsen hani... Avrupa'da böyle bir yer yok zaten. Yani ya inanın biz Burak'la yurt dışında Almanya'da işte Çek Cumhuriyeti'nde, İsviçre, Avusturya'da oralarda yarışlara gittik. Hani parkura gitmek için 45 dakika gitmenizi gerektiren durumlar var. Burada denize çıktığınızda tekneyle önünüzde doğal bir parkur sizi bekliyor. Gerçekten hani müthiş nimet burası. Evet Burak, nasıl bu kurumsal firmaların bu görselliğe, bu organizasyonlara bakışı? Ya belki zaten son 10 senedir bu kadar artmış olması kurumsal firmaların nedeni belki de bu. Yani Boğaz belki zaten herkes takip ediyor. Bütün yıl hiç yarışmayıp belki hiçbir trofi takip etmeyip sadece Boğaz yarışına giren kurumsal firmalar da var sponsorluk vererek. Yani son yıllardır, hatta son yıllarda hep Levent zaten o şekilde kazanıyor baktığımızda. Hem İstanbul CRA'yı hem de geçen sene Saturmarina ile girdi. Yani baktığım zaman işte bütün sene belki yer almıyorlar ama sadece bir yarış için, Bosphorus Cup için veya işte Boğaz'daki herhangi bir yarış için direkt dahil olmak istiyorlar. Ya Boğaz çok büyük bir nimet. Ya, bundan ne kadar faydalanıyoruz diye sorarsak da aslında çok minimumdayız tabii şu anda. Ya bu işin daha köpürtülmesi lazım. Firma Boğaz'da normal zamanda aslında biliyorsunuz hani yelkenli seyir imkanı olmuyor, yasak. Fakat yıl boyunca önceden izin alınarak belli günlerde sadece şu anda da sevgili yönetmenimiz Fatih yansıtıyor ekrana sağ olsun. Bu görselliği, bu keyfi yaşamak imkanı oluyor. O yüzden kurumsal firmalar da burada özellikle kendi kurumsal kimliklerini, markalarını bu görselliğin içine taşımak için yoğun çaba sarf ediyorlar özellikle bu tarz yarışlarda. Yani tabii şeyde bir de bizde bence tam değeri anlaşılamadı halen. Yurt dışında çok daha şey bu işler. Bu yelken içerisinde olmak, sporun içerisinde olmak çok daha değerli. Yani bununla ilgili yelken camiasında 1000 tane şey vardır aslında. Baktığınız zaman hikaye vardır aslında herkesin söylediği. Yani şeyler firma çalışanlarıyla işte bir toplantıdayken siz yelken mi yapıyorsunuz deyip 10 saat muhabbetin yelkene döndüğü falan gibi bir sürü şey var aslında. Olaylar var. Ama yani bizde hala tam bu işin değerini anlaşılıyor ama bence anlaşılmıyor. Ama zamanla o da olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani biraz daha ülke olarak rahatlarsak bu tip şeylere daha çok vakit ayırmaya başlayacağız çünkü. Öyle olunca zaten değeri yerine gelecektir. Irmak'ın yine bir sorusu var. Zihinde sinirli bir sorusu. Evet. Yarışlarla ilgili bir şey dikkatimi çekiyor. Her yarışa ayrı katılım ücreti ödemesine rağmen neden birinciliklere para ödülü veya maddi değer olan bir ödül verilmiyor diyor. Şöyle. Bu arada Irmak'a da teşekkür ederim. Sevgililer gününde sağ olsun bize müsaade etti bu yayını yapmamız için. Sevgili Cora'yı biraz yayına aldık. Teşekkür ediyoruz. Hadi ayrıca. Şeyde genelde aslında hepimizin herhalde söylediği bir şey. Yani herhalde para ödülü olsa bu yarışlara herhalde katliam çıkar kendi birbirimiz arasında. Şimdi bu kadar daha arada ödül yok, bir şey yok. Bu kadar şey oluyor. Olaylar birbirine giriyor. Kim bilir ne olur bilmiyorum. Para ödülü olsa. Ama şöyle yurt dışında özellikle match race'lerde çok büyük para ödülleri var.
Yurt dışında bazı özel yarışlarda da para ödülü var. Star Sailing League son dönemde her yarışta para ödülü uygulaması yapıyor ve ciddi rakamlar bunlar. Ama bizde öyle bir usul daha olmadı. İnşallah olacaktır. Ama şöyle bazı işte yan ödüller veriliyor. İşte Bau'da olduğu gibi, işte eskiden Naviga Cup'ta olduğu gibi ciddi indirimler veya hediyeler veya ödüller veriliyor. Sadece para olarak verilmiyor. Neden verilmiyor? Hiçbir fikrim yok. Yani öyle bir, yani tabii bu bütçelerle alakalı bir şey. Aslında evet, olması gereken bir şey o da. Ki öyle olursa bu iş daha da ciddileşir. Daha da ileriye gider ama tabii bu yarış organizasyonlarının tamamen bütçesel durumlarıyla, sponsorluklarla alakalı. Geçen yayında da konuşmuştuk aynen. Yani bizde tam bu reklam ve sponsorluk işleri tam çözülemediği için o tip sponsorluklar bulunamıyor. Biraz teşviklerle de alakalı bu durum. Tabii yani yasal düzenlemeler, regülatif işler, orada tabii bunların biraz karşılık bulması lazım. Muhakkak ki onlara da yer verilecektir. Belli bir şu anda sponsorlukların vergiden düşünmesi imkanı var ama bunların biraz daha iyileştirilmesi herhalde ihtiyaç. Yani o zaman şöyle bir toplayabilir miyiz Burak'cığım? Biz eğitimimizi aldık, teknemiz var ya da teknemiz yok, ben eğitim aldım ya da almak istiyorum gerçekten bu gelken yarışları dünyasının içerisinde olmak istiyorum diyenlere birkaç küçük öneri, dipnot söyleyebilirsek, hani maddelerle özetlersek, aslında bir eğitim alınması gerekiyor yelken okullarından, kulüplerden, bu tarz bir şeye, yelken bilgisini öğrenmek için temel, ileri ve tabii ki yarış eğitimi, taktiğin, stratejinin, kuralların içerisinde olduğu bir burada, eğitim. Yani burada iki şans var zaten şeyde. Evet. Ya çok şanslı olacaksınız, bir arkadaşınız bu ekiplerde dahil iş yapıyor olacak, yani yarışıyor evet, olacak, sizle yakın olacaksınız, gireceksiniz onunla beraber, onunla beraber öğreneceksiniz bu işi onun evet, yanında. Ya da teksiniz, sizin yanınızda kimse yok. Bu işi yapmak istiyorsunuz, yarışmak istiyorsunuz ama bilemiyorsunuz. O zaman da en mantıklı yol işte gidip eğitimini alıp, genelde şu anda eğitim veren bütün firmalar, bütün kurumlar, aynı zamanda bir yarış ekipleri de var. Var. Tekneleri genelde oluyor. Onlara ekip arıyor oluyorlar. Oraya dahil olup öyle ilerlemek. Evet. Ben dahil oldum, geldim, eğitimimi aldım. Ama çok da vaktim yok, böyle yıl boyunca da yarışamam yani, biraz da karadaki sosyal hayattan da faydalanmak istiyorum diyenlere de hani büyük trofeler var aslında burada, çok fazla seçenek var. Ben bir trofeyi, bir yarışı serisi boyunca, lig boyunca kovalamak istiyorum diyenler, her hafta sonu ben yelken yapmak istiyorum diyenler için de Açık Deniz Yat Kulübü'nün, Tayk'ın düzenlediği uzun trofeler var. Biraz daha böyle yoğunluğu az İstanbul Yelken trofesi var. Daha çok coğrafi rotolar, coğrafi yarışlardan bu sene oluştuğunu gözlemliyoruz. Bir de hani Bahçeşehir Üniversitesi'nin düzenlediği, Yelken Kulübü'nün düzenlediği Spring Trophy dediği, mesela bahar trofesi. Yani dört yarıştan oluşuyor. Birisi güzel, Boğaz'da. Bu tarz bir organizasyona dahil olunabilir. Veya ben bu kadar da vaktim yok. Ya bir Boğaz'da yarışmak istiyorum, bir adalarda yarışmak istiyorum. Biraz böyle İstanbul'un tadını çıkartmak istiyorum diyenlere. Küçük organizasyonlar da var. Boğaz, Bosphorus Cup dedik. Cumhurbaşkanlığı Kupası dedik. Ve diğer trofelerin Boğaz ayakları oluyor. Bunlar seçenek olabilir. Ya da ben çok performanslı yarışmak istiyorum. Yani ben tamamen bir yelken yarışçısı olacağım, ekstrem bir sporcu olacağım diyenlere de yine Avrupa Şampiyonası spor bot sınıfında bu sene için bir seçenek. Bunda değerlendirilebilir. Genel olarak hani İstanbul'daki yelken yarışlarını toparlayacak olursak çok özetle bu şekilde bilgi verebiliriz. Tabii bunun dışında biz biraz buradaki İstanbul'daki dünyayı bahsetmeye çalıştık. Bunun dışında Bodrum'da, Marmaris'te yoğun bir şekilde yelken yarışları, özellikle bu sene belki pandemi dolayısıyla olamadı ama kışında devam eden
Uluslararası yelken haftaları, çeşitli trofeler ve kupalar yine yıl boyunca oralarda devam ediyor. Arzu etmek isteyen, oralarda ben bulunacağım, katılmak istiyorum diyenler de yine Marmaris ve Bodrum'da, onlar da yine yarıştık seninle birlikte de. Güzel parkurlar, güzel platformlar. Özellikle sosyalleşme açısından da iyi bir fırsat oluyor. Oralarda da tabii ki yarışabilirler. Kısaca böyle herhalde toplayabiliriz Korakcığım. Aynen öyle. Yani dediğimiz gibi biz İstanbul'da olduğumuz için daha çok İstanbul'da yoğunlaştık ama yani Marmaris, Bodrum, İzmir ve Göcek çok yoğunlaştı. Özellikle Göcek'i ben de çok seviyorum, Göcek'te yarışmayı. Çok tavsiye ederim Göcek Regatları, İksos Cup gibi yarışlar. Hem sosyal aktivitesi bol hem çok güzel bir ortamda yarışıyorsunuz. Ve daha rüzgarı daha stabil yerler İstanbul'a göre. Yarış keyfi de veriyor. Tabii orada yabancılar daha fazla oluyor o yarışlarda. Yani genelde 4-1 olan oranla Türkler oluyor. Bir yandan o yüzden de o da daha keyifli oluyor. Daha farklı insanlarla yarışıyorsunuz. Valla eğer imkanınız varsa çok tavsiye ederim açıkçası Göcek yarışlarını. Gerçekten evet. Güzel bir alternatif orası da. İstanbul'da yarışmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor diyenler yine bizlerle de sosyal medya üzerinden Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, bütün hesaplarımız açık. Web sitemiz codezerosailing.com'dan da yine bize ulaşabilirler. Bugün sevgili yönetmenimiz Fatih'in bize sunduğu imkanlarla hem Facebook'tan hem Instagram'dan hem de YouTube'dan canlı yayın yaptık. Evet Burak'cığım, son olarak ne söylemek istersin? Bugün ikinci yayınımızı da nihayetlendiriyoruz. Bu arada America's Cup'la ilgili senden belki biraz tüy olabiliriz. Önümüzdeki yarış ve ondan sonraki yarışlara ilişkin konuşacaklarımız var o konuda. Aynen. İlerleyen dönemlerde sadece America's Cup üzerine bir yorum yapmak istiyoruz. İnşallah güzel. Daha bu son final ayaklarını ben de tam izlemedim. O yüzden kimse spoiler vermesin. Gerçi Instagram'da görüyoruz sonuçları ama en azından güzel bir kıyasıya gidiyor orada da yarışlar. America's Cup'ta bu işin sonuçta en top noktası ve teknolojinin en son geldiği noktaya kendi. O yüzden izlemesi keyifli oluyor açıkçası. Evet, America's Cup'la da ilgili özel bir yayın serisi yapmayı düşünüyoruz. Sevgili Burak'ın da dediği gibi. Onun da haberini kapanışta sizlerle paylaşmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlere katıldığınız için. Sevgililer gününde bize vakit ayırdığınız için. İstanbul soğuk, bugün biraz kar yağışlı. Evde sıcak ortamda sizle biraz ileriye yönelik, en azından Covid kalktıktan sonra yelken yarışlarına yönelik neler yapılabilir? Türkiye'deki, İstanbul'daki imkanlar nedir? Biraz paylaşmak istedik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Cora. Görüşmek üzere haftaya da. İnşallah güzel bir hafta olur herkes için. Biraz soğuk geçecek gibi gözüküyor bu hafta. Ama sonrasında inşallah tekrar denizlere buluşuruz. Şu pandemi de izin verirse. Sevgili yönetmenim de uyarıyor beni. YouTube kanalımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Haftaya yine pazar günü saat 4'te sizlerle birlikte olmayı planlıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz.